MKSS'ler artık günümüz teknolojisinin olmazsa olmazlarındandır. Siz de bilgisayarınız için yeni bir MKSS'de aldınız ve nasıl takacağınızı, daha sonrasında neler yapmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ben de bu videoda sizlere MKSS montajı nasıl yapılır, daha sonrasında işletim sistemi nasıl kurulur bundan bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız işe MKSS montajıyla başlayalım. MKSS nasıl takılır bunu görelim. Daha sonrasında bilgisayarımıza Windows 11 kurulumu yaparak artık bilgisayarımızı kullanılabilir hale getirelim. MKSS'de almadan önce bilgisayarınızın özelliklerinden hangi tip MKSS'de desteklediğini kontrol etmeyi unutmayın. Bu sayede daha doğru bir seçim yapabilirsiniz. Satın almış olduğunuz MKSS'de elinize ulaştıysa bundan sonrası oldukça basit bir işlemdir. Hemen sizlere MKSS'de montajı nasıl yapılır gösteriyorum. MKSS takarken dikkat edin arkadaşlar, MKSS yuvasıyla çentiklerin birbirine denk gelmesi gerekiyor. MKSS takarken zorlanıyorsanız veya rahat bir şekilde yuvasına oturmuyorsa çok fazla zorlamayın arkadaşlar. Ben videoda sizlere daha rahat gösterebilmek için anakartı bilgisayardan söktüm arkadaşlar. Ancak dilerseniz eğer siz rahat bir şekilde takabilecekseniz anakartınız bilgisayardayken takma işlemini yapabilirsiniz. Ancak rahat bir şekilde yerlerine ulaşamayacaksanız anakartı sökerek de montajını yapabilir. Daha sonrasında tekrardan da bilgisayarınıza anakartı takabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz yuvalar sayesinde de MKSS'nizin boyutunu çok kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradaki aparatı ileri veya geri alarak eğer MKSS'niz uzunsa veya kısaysa çok kolay bir şekilde boyut ayarlaması yapabilirsiniz. Buradaki vida sayesinde ben MKSS'nin boyutunu kendi M2'me göre ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi ben buraya konumlandırmasını yaptım. Daha sonrasında çok dikkatli bir şekilde MKSS'nin montajını yapacağım. Buradaki çentiklere dikkat ediyorum. Eğer çentikler denk gelmiyorsa arkadaşlar muhtemelen yanlış takıyorsunuzdur. Çentiklere çok dikkat ederek birebir üstüne gelmesine dikkat edin. Eğer girmiyorsa da çok fazla zorlamayın. Zira MKSS'nize zarar verme durumunuz olabilir. MKSS'nin boyut olarak şu anda tam üzerine geldi arkadaşlar. MKSS'yi satın aldığınızda içerisinden şöyle bir vida çıkacaktır. Bu vida yardımıyla da çok kolay bir şekilde sabitleme işlemini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi MKSS'imizin montajını çok kolay bir şekilde yapmış olduk. Artık MKSS'imiz kullanıma hazır. Tabii ki bununla da bitmiyor arkadaşlar. Şimdi sırada işletim sistemi kurulumu var. Hangi işletim sistemi istiyorsanız onu kurabilirsiniz. İster Windows 10 ister Windows 11 hiç fark etmez. Kullanmak istediğiniz sürümü kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sizlere Windows 11 kurulumu nasıl yapılır bundan da bahsedeceğim. Ve MKSS'imizin içerisinde Windows 11 kurulumu yaparak kullanıma hazır hale getireceğiz. Gördüğünüz gibi anakartımızın MKSS montajını tamamlamış olduk. Şimdi sırada Windows 11 kurulumu var. Ben daha öncesinde Windows 11 USB hazırlama işleminden bahsetmiştim. Videonun açıklama kısmına da bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Windows 11 kurulumuna geçelim. Kuruluma başlamadan önce yapmamız gereken bir işlem var. O da BIOS menüsünden arkadaşlar USB belleğimizi ilk sıraya almak. Ki bilgisayarımız açılırken USB bellekten başlatma işlemi yapılmış olsun. Şimdi sizlere hemen nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Bu işlem anakarttan anakarta farklılık gösterse de oldukça basit bir işlemdir. Sizin anakartınızda boot diye bir sekme olabilir. O sekmenin altında arkadaşlar USB bellek, hard disk ve diğer medya cihazlarından başlatma işlemi için gerekli sıralamayı yapabilirsiniz. Daha sonrasında USB belleğinizi ilk sıraya aldığınızda F10 Enter yaptığınızda ayarları kaydediyorsunuz. Ve artık bilgisayarınız açılırken USB bellekten başlatma işlemiyle başlıyor arkadaşlar. Ve bilgisayarınız direkt Windows 11 kurulumuna hazır hale geliyor. Benim anakartımda bu işlem oldukça basit. Büyük bir kolaylık sağlamışlar arkadaşlar. Sadece sürükle bırak yardımıyla çok kolay bir şekilde boot sıralamasını değiştirebildim. Buradan şimdi yükle butonuna tıklıyorum. Ürün anahtarım yok kısmına tıklıyorum. Buradan Windows 11 Pro'yu seçiyorum. Ve ileriye tıklıyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum. En alttaki yalnızca Windows yükle seçeneğine tıklıyorum. Buradan disk bölümlendirme işlemi yapmam gerekiyor. Var olan tüm bölümleri siliyorum arkadaşlar.
Ben diskimi tek parça halinde kuracağım için hiçbir bölümlenme işlemi yapmadan sadece tek parça halinde bırakıyorum ve Windows'un bu kısma yüklüyorum. Sizlere de tavsiyem, eğer 240-256 GB'lık bir SSD aldıysanız tek parça halinde kurmanız sizler için faydalı olacaktır. Buradan bölge seçimini yapıyorum. Bu kısımdan da klavye düzenimi seçiyorum. Buradan da internet bağlantım yok. Sınırlı kuruluma devam ediyorum. Bu kısımdan kişisel bilgisayarıma bir isim veriyorum. İsterseniz parola koyabilirsiniz ancak ben boş geçiyorum. Gizlilik ayarlarını da kabul ederek Windows 11 kurulumunu tamamlıyorum. Ve artık her şey hazır. M.2 SSD'mizin kurulumunu tamamladık. Windows 11 masaüstü ekranımız karşımıza geldi. Artık gerekli programları kurarak bilgisayarımızı kullanmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi Windows 11 kurulumu tamamlanmış oldu. Siz de yeni bir M.2 SSD aldığınızda yapmanız gereken bir işlem var. O da bilgisayarınıza işletim sisteminizi kurmak. İster Windows 10 veya Windows 11 olsun hiç fark etmez. İşletim sistemini kurduktan sonra bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videom da bu kadardı. Video umarım işinize yaramıştır. Kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.